Қадірлі қонақтар, құрметті қатысушылар, пандемиядан кейінгі әлемдегі ақша, несие және қаржылық саясат, тәжірибе, мәселе және қиындықтар атты 5-ші халықаралық экономика, қаржы және энергетика, ЕФЕ 2022 конгресіне қош келдіңіздер! Değerli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, pandemi sonrası dünyada para ve maliye pratik politikaları, dersler, sorunlar ve zorluklar başlıklı 5. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'ne hoş geldiniz. Türk aleminin ruhani astanası, Kayta Telegün Türkistan'da EFE 2022 Kongresi аясында сіздермен бет-бе-бет және онлайн кездесіп отырғанымызға ерекше қуаныштымыз. EFE 2022 Конгресі 2014 жылдан бері Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің ұйымдастыруымен 2 жылда бір рет дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Түрік дүниесінің маневи башкенті олан Güzel Türkistan şehrinde EFE 2022 Kongresi münasebetiyle sizlerle yüz yüze veya online buluşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. EFE 2022 Kongresi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin himayesinde 2014 yılından itibaren her iki yılda bir olarak düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. EFE 2022 Kongresi, Евразия аймағындағы негізгі экономикалық, қаржылық, саяси және энергетикалық үдерістерді ғылыми тұрғыда талқылауда мақсат етеді. 2022 Конгресі Авразия шекіл верен темел экономик, финансал, сиясал ве энерджи эксенли динамиклерін билимсел бір яқлашымла тартышылмасыны амачламақтадыр. Бүгінгі конгресіміздің ашылу салтанатында сөзді кезегімен Халықаралық ЕФЕ Конгресінің төрағасы профессор доктор Невзат Шимшек мырзаға, Ахмет Яссауи университетінің ректор өкілі профессор доктор Джингис Томар мырзаға, Ахмет Яссауи университетінің ректоры профессор доктор Жанар Темірбекова ханымға, Түркия жастар және спорт министрлігінің кеңесшісі Селим Жерра мырзаға, Нью-Йорк, Тиран университетінің басқарма мүшесі доктор Хасан Ташшы мырзаға, Ибн Халдун университетінің ректоры профессор Аттила Аркан мырзаға, Ахмет Яссауи университетінің өкілетті кеңес төрағасы профессор доктор Мухиддин Шимшек мырзаға, Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің жоспар және бюджет комиссиясының төрағасы доктор Жевдет Илмаз мырзаға беріледі. Бүгінгі конгресіміздің ашылу отырысында сырасыйла ашылу конушмаларыны Uluslararası EFE Kongresi'nin başkanı Profesör Doktor Nevzat Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Doktor Janar Temirbekova, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerra, New York Tran Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Hasan Taşçı, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Atilla Arkan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Muhiddin Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Doktor Cevdet Yılmaz yapacaktır. Bugünkü kongresimizin açılış saltanatında алғашқы söz Халықаралық ЕФЕ Конгресінің төрағасы Профессор Доктор Невзат Шимшек мырзаға беріледі. Şimdi Uluslararası EFE Kongresi'nin başkanı Profesör Doktor Nevzat Şimşek'i konuşması yapmak üzere kürsüye davet Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Sayın Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, Rektörü, Rektör Vekili,
Sayın İbni Haldun Üniversitesi Rektörü, Sayın New York Tran Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelliyet Üyesi, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ve Türkiye Maarif Vakfı Üyesi, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler. 2 yılda bir farklı ülkelerde, farklı kurumlarla birlikte düzenlediğimiz Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nin 5.'si olan EFE 2022'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kongremizi açıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nin amacı, ekonomi, finans ve enerji konularının aralarındaki yakın ilişki nedeniyle birlikte ele alınmasına imkan sağlamaktır. İşte bu çerçeve kapsamında çeşitli temalarla kongreler düzenlemekteyiz. Detaylarını kongre web sayfamızdan bakabilirsiniz. Bu nedenle hepsini tek tek hatırlatmayacağım. Fakat örnek olması açısından son 2 kongremize değinmek istiyorum. Örneğin ana teması reel ve finansal sektörlerdeki jeopolitik dönüşümleri anlamak olan 3. kongre 2018 yılında yine dost ve kardeş ülkemiz Kazakistan'ın Almaty şehrinde gerçekleştirilmiş olup davetli konuşmacı olarak Profesör Doktor Aziz Sancar katıldılar. 2015 yılında kimya dalından Nobel ödülü kazanan Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar katıldılar ve bilim alanında yaşanan dönüşümleri tarihsel örneklerle ele aldılar. 2020 yılında gerçekleştirilen 4. kongrenin ana teması olarak ise enerji devriminin ekonomi politiği seçildi ve enerji piyasasında günümüzde yaşanmakta olan dönüşümler ele alınmaya çalışıldı. Evet, bilindiği gibi COVID-19 küresel salgını tüm dünya ülkelerini, Kazakistan ve Türkiye dahil olmak üzere tüm dünya ülkelerini ciddi şekilde sarstı. Esasında küresel salgın öncesinde de dünya ekonomisinde kaygı verici gelişmeler gözlemleniyordu. Özellikle 2008 küresel krizinden sonra biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde kaydedilen büyüme oranları pozitif olsa da çok düşük düzeylerde gerçekleşmişti. Burada büyüme trendinden bahsediyorum. Diğer bir ifadeyle durgun bir büyümeden bahsediyorum. Esasında bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünya genelinde gözlemlenen bir durumdu. Ayrıca çok yüksek borçlanma oranlarını da gözlemliyorduk. Yine Dünya Ekonomi Forumu 2020 Küresel Riskler Raporu'na baktığımızda bu raporda çevre sorunlarına vurgu yapılsa da, küresel iklim değişikliğine özellikle vurgu yapılsa da, finansal kırılganlıklara değinildiğini görüyoruz. Yatırım harcamalarının durgunlaşmasına, ticaret hacminin daralmasına değinildiğini görüyoruz. Bu bağlamda özellikle son dönemlerde birçok ülkede yatırılan sermayenin net getirilerinin düştüğünü söylememiz gerekir. İşte böyle bir ortamda pandemi nedeniyle yaşanan, küresel salgın nedeniyle yaşanan büyük tecrit dönemi Pandora'nın kutusunu açtı diyebiliriz. Bu büyük tecrit Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya ekonomilerinde birçok açıdan bu ekonomik sıkıntıları derinleştirdi diyebiliriz. Bu bağlamda dünya genelinde küresel salgına karşı alınan tedbirlerin bütçe açıklarını ciddi oranda arttırdığını gördük. Ülkeler zaten ciddi borç sorunu yaşarken kamu borç seviyelerini sürdürülemez noktaya çektiğini gördük. Yine özellikle gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yaşlı olması sağlık harcamalarını artıran ve dolayısıyla kamu borçlarını artıran diğer bir faktör olarak göze çarptı. Sosyal izolasyon gibi, sokağa çıkma yasakları gibi, karantinalar, seyahat yasakları gibi
tecridi arttıran önlemler de firmaların ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. Birçok kişi de işsiz kalarak ciddi gelir kaybına maruz kaldı. İşte bu ortamda kamu otoriteleri tarafından alınan bu tedbirlerin getirdiği arz kısıtlamalarının, küresel salgın nedeniyle ortaya çıkan talep düşüşlerinin ekonomik büyümeyi hemen her ülkede olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Evet, ayrıca küresel salgın sonrasında güçlü devlet kavramının yeniden itibar kazandığını söylemek mümkün. Çünkü bu küresel salgın döneminde ekonomisi kırılgan olmayan devletlerin önemi, üretim yapısı güçlü, tedarik zinciri sağlam, toplumsal kırılganlıkları azalmış, milli birliği sağlanmış devletlerin, efendim başta sağlık, eğitim olmak üzere altyapı yatırımlarını tamamlamış devletlerin önemi tecrübe edilmiştir denilebilir. Diğer bir ifadeyle güçlü devletlerin hem küresel salgınla mücadelede daha başarılı olduklarını gördük, hem de salgının etkilerini hafifletmede daha başarılı olduklarını gördük. Aynı zamanda dünya sisteminde tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya doğru bir dönüşüm yaşanmakta olduğunu belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Ki bu çok kutuplu dünyanın da ulus devletlerin tekrar güçleneceği bir dönem olarak karşımıza çıktığını belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Kısaca küreselleşmenin sona erdiğini söylemiyorum, fakat ulus devlet üst yapısı ile küresel altyapı arasında yaşanabilecek çelişkilerin çok daha fazla hissedileceği bir dönemden bahsediyorum. İşte pandeminin bu sarsıcı etkileri, küresel salgının bu sarsıcı etkileri dünya ekonomik sistemindeki dönüşümlerle birleşince de COVID sonrası dünya, pandemi sonrası dünya akademik camiada ilgi çekici bir tartışma haline geldi. Anlamlı, kapsamlı bir tartışma haline geldi. Ve bu tartışmadaki en önemli konu başlıklarından biri de devletin ekonomideki yeri oldu, uygulayacağı iktisat politikaları oldu. Biz de bu nedenle Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nin 5.sinde Ahmet Yesevi Üniversitesi, New York Tiran Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve İbni Haldun Üniversitesi'nin ortak organizasyonu ile ana tema olarak küresel salgın sonrası dünyada para ve maliye politikaları konusunu seçtik ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan akademisyenlerle birlikte, uzmanlarla birlikte iktisat politikalarındaki değişim tartışmalarını pandemi sonrası dünya gerçekliğinde küresel ölçekte ele alıp, ulusal ölçekte ele alıp devletin rolü ve işlevi çerçevesinde değerlendirmek istedik, yeni gelişmeleri tartışmak istedik. Bu nedenle olsa gerek kongremize ilginin büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu bağlamda 16 farklı ülkeden, 90'a yakın farklı üniversiteden, uluslararası kuruluştan, araştırma kurumundan, şirketlerden 150'ye yakın tebliğ başvurusu olduğunu söylemek istiyorum. Bununla birlikte bu tebliğlerden kongremizde bilim kurulu değerlendirmeleri sonrasında 97 tanesine yer verilebiliyor. Yine ifade etmek isterim ki kongremizin temel özelliklerinden biri çok dilli olarak gerçekleştiriliyor olmasıdır. Yani Türkçe, Kazakça, İngilizce olmak üzere çok dilli olarak gerçekleştiriliyor olmasıdır. Kabul edilen tebliğlerin 39'u Türkçe, 9'u Kazakça, 49'u İngilizce olarak sunulacaktır. Ayrıca kongreyi hibrit olarak gerçekleştirdiğimiz için katılımcılara tebliğlerini senkron bir şekilde, eş zamanlı bir şekilde online olarak sunma seçeneğini de sunduk. Bunun neticesinde kongreye kabul edilen tebliğlerin 18'in yüz yüze, 79'unun online olarak sunulacağı bilgisini vermek istiyorum.
Bu kapsamda yüz yüze oturumları bugün üniversitemizin salonlarında, online oturumları da 3 gün boyunca kayıtlı olan katılımcılarla birlikte, izleyicilerle birlikte Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Evet, kongremize Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı ve eski Kalkınma Bakanı, AK Parti Milletvekili, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Doktor Cevdet Yılmaz Bey de katılacaklar ve bir sunum gerçekleştirip görüşlerini, tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. Davetimizi kabul ederek kongreye katıldıkları için kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayrıca üç değerli bilim insanı da bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lokman Gündüz, 8 Eylül tarihinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı ve aynı zamanda New York Tiran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arjan Kadereja, 9 Eylül tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Asma Salman davetli konuşmacı olarak katılıp YouTube üzerinden birer bildiri sunacaklar. Değerli katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, konuşmamı bitirirken kongrenin düzenlenmesi aşamasındaki destekleri için Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı'na, rektörüne, rektör vekiline, rektör yardımcılarına, Mütevelliyet Başkanlığındaki, rektörlükteki, Avrasya Araştırma Enstitüsü'ndeki tüm çalışanlara, partner üniversitelerimizin mütevelliyet başkanlarına ve rektörlerine, Türkiye Maarif Vakfı'ndan katılarak destek veren çok değerli mütevelliyet üyesi arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kongrenin koordinatörü olan hocalarım, düzenleme kurulundaki ve sekreteryasındaki her bir arkadaşım görevlerini titizlikle gerçekleştirdiler. Önemli sorumluluklar üstlendiler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özel teşekkürlerim de siz değerli katılımcılara olacak arkadaşlar. Kongre sizlerle birlikte bir anlam kazanacak diye düşünüyorum. Kongremizin verimli ve başarılı geçmesi dileklerimle tüm katılımcıları ve izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Ендеше, келесі сөз кезегі Ахмет Яссауи университетінің ректор өкілі, профессор доктор Чингиз Томар мырзаға беріледі. Konuşmasını yapmak üzere Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cengiz Tomar'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, çok değerli Mütevelliyet Başkanım, sevgili öğrencilerim, evlatlarım, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türk dünyasının kara şanrağı üniversitemizi teşrif eden çok değerli konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz, yani 10. yılı aslında bir gelenek haline gelmiş olan EFE, Ekonomi, Finans ve Enerji Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuz üzere üniversitemiz Kazakistan'ı bağımsızlığından 2 saat sonra tanıyan İlk ülke olan Türkiye tarafından Kazak-Türk dostluğunun bir simgesi, nişanesi, remzi olarak hemen bağımsızlıktan çok az, yani 6 ay gibi bir süre içerisinde kuruldu. Ve bir Türk Dünyası Üniversitesi olarak kuruldu. Dolayısıyla bağımsızlıktan sonra bizim Ulu Türkistan, Büyük Türkistan dediğimiz Orta Asya coğrafyasında
Türkiye ile Kazakistan'ın, Türkiye ile Türk dünyasının ilk somut, müşahhas, konkret işbirliği müessesesidir. Bugün 30. yılını kutluyoruz. Bugüne değin 90 binin üzerinde 100 bine yakın öğrenci mezun ettik. Ahmet Yesevi babamızın hayatından sizler biliyorsunuz. Ahmet Yesevi babamızın rivayete göre 99 bin öğrencisi olduğu söylenir. Biz koca bir üniversite olarak 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın başında, 30 yılda ancak bu kadar öğrenci yetiştirebildik. Koca bir müessese olarak. Dolayısıyla bugün bin yıldır bizim saygıyla, sevgiyle andığımız Müslüman Türk dünyasının en önemli ruhani liderlerinden Ahmet Yesevi babamızın bir yıl önce Aydala'da, bu bozkırda, çok zor şartlarda neler yaptığını yakinen görmüş olduk. Tabii üniversitemiz, öğrencilerimiz, hocalarımız çok yakından biliyor. Türk dünyasıyla, Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde sadece eğitim, öğretim vermekle kalmıyor. Öğrencilerini dört dilli olarak yetiştirmekle kalmıyor. Öğrencilerini 21. yüzyılın gereklerine uygun çağdaş donatımla yetiştirmiyor. Ama aynı zamanda Türkistan halkına büyük hizmet veriyor. Bugün Türkistan 30. yılında bu gelişmeyi göstermişse bu şehir, bunu biraz da üniversitemizle alakası var. Üniversite olarak hastanemizle, tıp fakültemizle, meslek edindirme kurslarımızla, dil merkezlerimizle Türkistan'a ve Kazakistan'a büyük hizmette bulunmaktayız. Türk dünyasından gelen öğrencilerimizle Türk dünyasının birliği, dirliği için önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu konuda sanırım çok mütevazi olmaya gerek yok. Tabii üniversitemizin diğer bir işlevi de bu bilimi sunmak, ortaya koymak, ürettiği bilimi ortaya koymak. Bunun için de üç önemli kongremiz var. Hepiniz biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Ahmet Yesevi Hazretleri'nin adına daha çok ilahiyat, felsefe, sosyal bilimler ağırlıklı Ahmet Yesevi Kongremiz 2 yılda bir yapılıyor. Neredeyse 10.sü oldu. Diğeri yine 2 yılda bir yaptığımız Türkoloji Kongremiz. O da Türk tarihi, Türk edebiyatı, lingüistik alanlarında ve nihayet ekonomi ve politik alanında, finans, enerji alanında da Efe Kongremiz. Önümüzdeki hafta burada bir de ortopedi kongresi olacak. Dolayısıyla her hafta üniversitemizde eğitimin dışında çok önemli etkinlikler yapılmakta. Sizler de bu etkinliklere katılıyorsunuz. Bunun için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Efe Kongresi de hepimiz bunu derinden yaşadık. Covid sonrası 2 yıl sizlerden, sevgili öğrencilerimizden uzak olduktan sonra, tabii bunun dünya ekonomisine, Türk dünyası ekonomisine de çok etkileri oldu. Bugün bu etkileri öğrenmek, bu etkilerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini gidermek için önemli bir çalışma. Tabii Türk dünyası birliğinin, Türk Keneşi'nin, Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulduğu bir dönemde bu tür çalışmalar özellikle bölgemiz açısından büyük önem taşıyor. Ben bu kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum, faydalı olmasını diliyorum. İnşallah yeni buluşlar, yeni fikirler getirir. Tabii bu kongrenin hazırlanmasında paydaşlarımız İbn Haldun Üniversitesi, University of New York Tirana, International University of Sarajevo gibi üniversitelerimiz var. Bunların dışında da özellikle üniversitemizden rektör yardımcımız Profesör Doktor Pusat Bilten ve ekibine, yine
Avrasya Araştırmaları Enstitümüz Direktörü Müdürü Doktor Suat Beylura ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii biz burada toplanıyoruz ama bu tür çalışmalar aylarca öncesinden başlıyor. Mutfakta olan her ekibin, yani tercümeden düzenlemeye kadar, bütün isimlerini buradan sayamıyorum ama onlardan da özür diliyorum bunun için. Ama kalbi teşekkürlerimi kendilerine sunuyorum. Bir iki Kazakça da açsam, bir ağız caksı bola deyip oylaymın. Kımbatlı dostlar, süyüktü studentler, varlığınızı en cürekten, en ıstık selamlarımı şun cürekten sizlere yollaymın. Türkü aleminin Karaşanrağı Üniversitemize hoş geldinizler. Bu kongre, Uday Kalası bizim için ötemanızlı. Ceki COVID-19 pandemiyasından keyin birinci ret bu takliplerde ötemanızlı ülken tanımal profesörler. Onlar takriplerini bizler UNESCO'sadı, paylaşadı. Uday Kalası biz de bu tecrübeden faydalanamız deyip oylaymın. Ben varlığınıza, UNESCO'skanlara, katısuculara rahmetimi aytamın. Kelesik eskencelerde Uday Kalası sağ salim aman esen kalınız. Kop rahmetsizge. Келесі сөз кезегі Ахмет Яссауи университетінің ректоры, профессор доктор Жанар Темірбекова ханымға беріледі. Konuşmasını yapmak üzere Ahmet Yesevi Üniversitesi rektörü doktor Жанар Темірбековаға сөзге дайындалды. Қонақтар, шараға қатысушылар және әріптестер, сүйікті студенттер. Баршаңызды күллі түркі халықтарының қарашаңырағы, түркі елдерінің рухани астанасы, үлкен ғұлама Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қасиетті шаһары Түркістан қаласына қош келдіңіздер дейміз. Өздеріңіз жақсы көріп отырсыздар. Бүгін біздің оқу ордамызда өте маңызды іс-шара басталып, оған 16 елден 90-нан астам әйгілі ғалымдар қатысып отыр. Сонымен қатар Түркия елінен үлкен делегацияны бастап келген Түркия елінің бұрынғы даму министрі Невджет Мырза осында, біздің өкілетті кеңестің төрағасы Мухиддин Шимшек Мырза осында, біздің осы конгресті жасаған серіктес университеттің ректоры Атилла Мырза осында, және біздің жалпы осы конгресті ұйымдастыруға атсалысқан барша әріптесімізге шын жүректен рахмет айтамын. Біздің университетімізде сіздер жақсы білесіздер, жылда өте үлкен іс-шаралар, ауқымды жобалар дәл осы сахнадан бастау алып жатады. Бүгінгі іс-шараның тағы бір маңызы, мен ойлаймын, мынау әсіресе 2 жылды әлемді жалмаған пандемиядан кейін біз қайтадан сіздерменен қауыша отырып, биылғы оқу жылын ерекше ықыласпен, ерекше қуанышпенен міне осындай үлкен іс-шарамен ашып жатырмыз. Сондықтан бұл іс-шараның маңызы қандай деп сұрайтын болсаңыздар, өздеріңізде көріп отқандай, бұл іс-шараның аты экономика
финанс және энергетика. 2014 жылдан бері атқарылып келе жатыр. 2 жылда бір рет өтетін іс-шара. Қазір сіздер жауап беріңіздерші. Адам өмірінде экономикасыз, финансыз немесе энергиясыз өмір сүруге болады ма? Әрине болмайды. Сондықтан бүгін біздің осы іс-шараның ашылуына барлық факультеттердің ғалымдары, студенттері және біздің осы іс-шараға онлайн және офлайн қатысып жатқан ғалымдарымыз келіп, олар өздерінің осы пандемиядан кейін біздің дамуымыз қандай болмақ, біздің ақшалай және қаржылай политикалар қалай болу керек, міне осының бәрін глобалды түрде диалогтардан және анализдерден бізге таныстыратын болады. Егер мына программаны ашып қарайтын болсаңыздар, баршаларыңыздың қолыңызда әрқайсыңыз өзіңіздің алаңызбен, өзіңіздің жеке қызығушылығыңызға байланысты міндетті түрде жақсы бір доклад табатынына сенімдімін. Себебі бұл конгресті ұйымдастырып отқан біздің әріптестер, міне осы әсіресе қазіргі кезде елдердің алдында, соның ішіне Қазақстанның алдында кеше ғана президентіміздің жариялаған жолдауындағы мәселелерге жауап беруге тырысамыз. Жалпы білесіздер, пандемия кезіндегі ең үлкен соққы міне дәл осы қаржы мәселелері, тұрақты даму мәселелері, күнделікті өміріміз, соның ішіндегі IT механизмдер, бұның бәрі өзгерді. Біздер өзгердік. Дүние өзгерді. Енді осы өзгеріске тола дүниеге біз қаншалықты дайынбыз? Біздің оқу бағдарламаларымыз, біздің студенттеріміз келешек нарыққа қаншалықты дайын? Міне дәл осы сұрақтар біздерді күніге мазалайды. Сондықтан бұл конгрестің және бұл докладтардың, мен ойлаймын, білімге жалпы өркениетке қосары мол болады. Сондықтан барша әріптестерге сәтті конгресс тілеймін, ал сіз тыңдаушыларға көп-көп рахмет. Дерлі қатынжылар, бүгін бұл конгрейі 2022-2023 әйтім елінің үлк бүйік пағалиетіле ачмақтан çok büyük mutluluk duyuyoruz ve 16 ülkeden 90'a aşkın katılımcıların gelmesi elbette bizleri çok mutlu etti. Özellikle az önce konuşmacılarımızın da değindiği gibi ekonomi, finans ve enerji hepimizi çok yakından ilgilendirilen bir konu. Son yıllardaki pandeminin etkisini farklı bilim insanlarının tahminlerine göre çok farklı bir şekilde çok uzun süre daha etkisini göreceğiz. Bu nedenle onunla mücadele etmenin yollarını da hep beraber aramamız gerekir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük bir heyetin başkanlığını üstlenmiş olan Sayın Bakanımız da tekrar hoş geldiniz diyoruz ve bu kongreyi düzenlenmekte emeklerini sarf eden bütün arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle bizim partner üniversitemizlerin sayın rektörünü burada görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Bizlerin ortak projeler ve hep beraber birlikte hareket ettiğimizde her türlü sorunun başından geleceğinden eminim. Çok teşekkür ederim. Келесі сөз кезегі Түркия жастар және спорт министрлігінің кеңесшісі Селим Жерра Мырзаға беріледі. Konuşmasını yapmak üzere Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri Selim Cerrah'ı kürsüye davet ediyoruz.
Çok kıymetli bakanım, çok saygıdeğer hocalarım, kıymetli öğrenci, genç kardeşlerim. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Bugün burada konuşulacak olan mevzuların insanlık için, ülkelerimiz için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Öncelikle böyle bir kongreyi bu kadar çok genç insanla birlikte ifa ediyor olmak, bakanlığım adına, Türk gençliği adına, milletimizin zenginliği adına çok büyük bir kazanç olduğunu ifade etmek istiyor ve Sayın Bakanımız Muharrem Kasaboğlu'nun da selamlarını hepinize iletiyorum. Tabii ki bu tür organizasyonların, bu tür çalışmaların ne kadar büyük bir emeğin mahsulü olduğunu, arka planında ne kadar değerli gayretlerin olduğunu yıllar boyunca yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda gördük. Dolayısıyla özellikle katılımcı olan üniversitelerimize, rektörlerimize, kıymetli dostum Profesör Nevzat Şimşek Beyefendi'ye, çalışma arkadaşlarına, burada güzel bir emeği geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyabilmek için elini taşın altına koymuş olan herkese teşekkür ediyorum. Aslında pandemi sürecinde yaşamış olduğumuz iç gerilimler, dünyayı kendi enerjisini kendi içerisine boğmakla neticelendi. Sıkıntılar çoğaldı, dertler büyüdü. Bütün bunları aşabilmek için güçlü bir planlamaya da ihtiyaç var. Yesevi Hazretlerinin huzurundayız. Allah rahmet eylesin. Aslında büyük Türk milletimizin kalbindeyiz. Er olana dava gerek demişti Yesevi Sultan. O bu büyük cümleleriyle birlikte sadece bu coğrafyaya değil, bizim bütün coğrafyalarımıza hikmet taşıdı, marifet taşıdı, hakikat taşıdı. Onun şehrinde bulunmak, onun huzurunda olmak da bizim için çok büyük bir bahtiyarlık. O sebeple de Allah'a hamd ediyor. Bizi böyle bir etkinliğe davet etmiş oldukları için kıymetli hocalarımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Aslında dünya iç içe krizler yaşıyor ve bu iç içe krizleri aşabilmenin yolu gönül tokluğundan geçiyor. Dizginlenemeyen şey insanların hırsları, ihtirasları, ülkelerin hırsları ve ihtirasları. Bunları azaltmak gerekiyor. Hırslarımızdan vazgeçmek ve ekonomiyi, finansı, insanlığı daha huzurlu hale getirebilecek bir formata eriştirmek, kavuşturmak gerekiyor. Bunu başarabildiğimiz gün, hani var olanları paylaşabildiğimiz gün birçok şey azalacak. Pandemi bize gösterdi ki insanlar en temel hak olan sağlığa bile erişirken adil bir şekilde ilişkileri yürütemediler. Aşı veya ilaçlar var olanların etrafında dolaştı ama yoksullar buna ulaşamadı. Bu dengesizlikler artacak, büyüyecek. Bunların artmaması ve büyümemesi için işte bu tür etkinliklere şefkati, merhameti, kardeşliği çoğaltacak, bilgiyi, gönlü zenginleştirecek etkinliklere çok ihtiyaç var. Bu vesileyle bu kongrenin çok büyük hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Tekrar bilim adamlarımıza üretecekleri fikirlerle, yol göstericilikleriyle insanlığın daha adil, daha yaşanabilir ve daha merhametli bir dünyaya yarın için uyanabilmelerine yol açmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Келесі сөз кезегі Нью-Йорк, Тиран университетінің басқарма мүшесі, доктор Хасан Ташшы мырзаға беріледі. Konuşmasını yapmak üzere New York Tiran Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi Doktor Hasan Taşçı'yı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli hocalarım, değerli rektörlerimiz,
Saygıdeğer misafirler, öğrenci kardeşlerimiz, hepinizi hürmetle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel şehirde Ahmet Yesevi Hazretleri'nin huzurunda bu kürsüde sizlerle olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli hazırım, varlığıyla bile artık tehdit unsuru olmaya başlayan enerjinin yokluğunu düşünemiyoruz bile artık. Ve ekonominin, finansın konuşulacağı bu zirvede inşallah umuyoruz ki geleceğimiz açısından önemli çözümler üretilecektir. Bilimsel sunumların yapılacağı bu kongreden elbette ki bilimsel sunumlar yapılacak ama ben biraz modern bilimin postulatının dışında bir iki şey söylemek istiyorum. Ahmet Yesevi Hazretleri bizim için büyük iç zenginlik ve manevi öneme haiz. Aynı zamanda Türkçenin gelişmesi için de büyük katkı vermiş bir düşünürümüzün ifadesiyle Türkçeyi İslamlaştırmış bir büyük mütesavvıf, bir büyük alimdi. Bu iki kaynak, yani zenginliğimiz, değerlerimiz ve dilimiz bizi bin senedir bugünlere taşımış, bundan sonra da taşımaya devam edecektir. Değerli katılımcılar, 6 kıtada 50'den fazla ülkede eğitim faaliyetlerini yürüten, Türkiye Maarif Vakfı'nın bir kurumu olan, bu Türk coğrafyasının eskimeyen kadim birikimi ile yeni dünyanın bilgisini birlikte deruhte eden, kısaca hem keşfi kadim hem vazi cedid düsturuyla hareket eden Tiran New York Üniversitesi'nin de, üniversitemizin de bu kongrede olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Daha güzel bir dünyanın var olması için düzenlenen bu programın hayırlara vesile olmasını temenni eder. Sözü çok uzatmadan Ahmet Yesevi'ye devretmek istiyorum. Pir der ki, sözü söyledim, her kim olsa cemale talip, canı cana bağlayıp, damarı damara ekleyip. Hepinize saygılar sunuyorum. İbn Haldun Üniversitesi'nin rektörü Profesör Attila Arkan Mırza'ya söz geçeceğim veremiz. Konuşmasını yapmak üzere İbn Haldun Üniversitesi rektörü Profesör Attila Arkan'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli rektör arkadaşlarım, değerli hocalarımız, siz bu sempozyuma katılan değerli öğrencilerimiz, genç arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi tabii açılış konuşmaları burada bir gelenekmiş. Bizden önce bayağı uzun söyleyince söylenecek şeyler de azalıyor. Allah Sayın Bakanıma yardımcısı olsun, o da bir bakan şey yapacak. Şimdi... Evet, hakikaten Ahmet Yesevi'nin manevi huzurlarındayız. Türk İslam kültürünün hiç şüphesiz ki en büyük mimarlarından bir tanesi. Hikmeti, marifeti, hakikati bizlere öğreten ve aslında bizi bize tanıtan büyük mimar. İnsanı bütün varlığıyla, hırslarıyla, arzularıyla, hedefleriyle, değerleriyle ve metafizik alemle ilişkisiyle beraber görüp bizlere Türk dilinde anlatan büyük mimar. Onun huzurunda olmaktan dolayı gerçekten mutluyum, bahtiyarım ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Hiç şüphesiz ki Türkistan, içinde bulunduğumuz bu coğrafya önemli. Öncelikle Semerkant, Buhara, Taşkent, Herf bu alanın bir uzantısı olarak Türkistan kültürünün başladığı bir noktadayız.
Bundan dolayı son derece mutluyum. İkinci olarak da Çin'den ta Anadolu'ya kadar gelen İpek yolunun en merkezi kesişim noktalarından birisi Türkistan. Bu bakımdan da önemli. Ama başta da söylediğim gibi Ahmet Yesevi gibi bir kurucuyu ortaya çıkarmasından dolayı Türkistan ayrıca önemli. Nevzat Bey de konuşmasında söyledi. Ben de kısaca atıfta bulunayım. Dünyanın çok hızlı değiştiği bir dünyadayız. Öyle bir dünya, pandemide mesela o kadar hızlı oldu ki neredeyse 50 yılda yaşanacak bütün acılar, sıkıntılar, çatlamalar beraber oldu. Ama bu değişimin ana parametrelerinden bir tanesi şüphesiz ki küresel dünya hızla dönüşüyor. Sadece birkaç tane anekdotta bulunayım. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabetin ne kadar hızlı olduğunu çok yakından görüyorsunuz. Asya ile Avrupa arasındaki rekabeti yakından görüyorsunuz ve hemen yakınımızda Rusya ile Ukrayna savaşını her an televizyonlardan izliyorsunuz. Yine Tayvan meselesi üzerinden Amerika ile Çin arasındaki bu dönüşüme şahitlik ediyorsunuz. Nevzat Bey ekonomideki değişimlere atıfta bulundu ve bunları da enflasyon olarak, malların değerlerinin artışı olarak veya bazı mallara ulaşmadaki zorluk olarak kısmen bunda pandeminin de etkisi var. Bunları yakından görüyorsunuz. Böylesi bir değişen dünyada en önemli olan şey şu, coğrafyasında iş birliklerini inşa edenler kaderlerine hükmedecek olanlardır. Eğer biz kendi coğrafyamızda iş birliklerimizi inşa edebilirsek biz geleceğimize hükmedebileceğiz. Yoksa geçen 200 yılda olduğumuz gibi başkaları bizim kaderlerimiz hakkında karar verecek. İşte biz bunun için İbn Haldun Üniversitesi olarak geçen ay mütevelli eğitimimizle beraber yaptığımız gezilerde Türkiye Cumhuriyetlerden 8 üniversiteyle ve 2 tane de araştırma merkeziyle protokolleri imzaladık. Bunlardan bir tanesi de sağ olsun mütevelli eğitimimiz başkanımız Muhittin Bey, rektör hanım ve rektör hocamların da imza attığımız protokoldür. Biz burada bu işbirliği iradesinin temsilen buradayız. Sizlerin de destek vereceğinize yürekten inanıyoruz. İnşallah bundan sonra geleceğe hep beraber hızlı ve güçlü bir şekilde verelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Келесі сөз кезегі Ахмет Яссауи университетінің өкілетті кеңес төрағасы профессор доктор Мухиддин Шимшек мырзаға беріледі. Konuşmasını yapmak üzere Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, saygıdeğer rektörlerimiz, birçok yerden gelen değerli bilim adamları ve elbette gözümüzün nuru sevgili öğrencilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Atilla abinin bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Dedi ki, müthiş bir değişim yaşanıyor. Dünya değişiyor, ülkeler değişiyor, konumlar değişiyor, coğrafyalar değişiyor. Siz, biz hepimiz değişiyoruz. Anlamlar değişiyor. Enerji mantalitesi, ekonomi mantalitesi, finans mantalitesi değişiyor. Böyle bir değişim içerisinde yapabileceğimiz 3 şey vardır. 1, bu değişimle beraber aslında 3 şey de değişiyor. Rekabet, teknoloji ve elbette küreselleşme. Bugün 5.'sini tertip ettiğimiz ve bu anlamda önemli bir yer teşkil etmeye başlayan artık kongremiz bütün bu konuları tartışacaktır. Sevgili öğrenciler, değerli genç kardeşlerim, önemli bir fırsatla karşı karşıyasınız. Zira Türkiye'nin ekonomisine 7 yıl boyunca yön veren, Türkiye ekonomisini 7 yıl boyunca yöneten ve bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı'nı yapan çok değerli dostum, devlet büyüğüm, Doktor Cevdet Yılmaz'la beraberiz. O size hitap edecektir biraz sonra. Ve elbette onunla beraber üç
çağrılı konuşmacımız daha hitap edecektir. Alanında uzman çok değerli konuklarımız sizlere hitap edecektir. Bu bir fırsattır. Sayın Bakanım, biz tabii ki üniversitelerin eğitim, öğretim gibi bir faaliyeti olmalıdır. Bunu bahsetmiyoruz. Bu bizim görevimiz. Üniversitelerin elbette bilimsel faaliyetler yapma gibi bir görevi olmalıdır. Bu bizim görevimiz. Bunlardan bahsedecek değilim. Ama üçüncü bir görevi vardır ki üniversitelerin, bulunduğu bölgenin sorunlarına çözüm aramak, bulunduğu bölgenin insanlarıyla birlikte olabilmek ve onlarla hemhal olabilmektir ki bu biraz zordur. Biz Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin kardeşliğinin önemli bir nişanesi olarak kurulmuş olan bu üniversitenin en büyük misyonlarından birisi olarak da bunu değerlendiriyoruz. Bu sebeple 30. yılını kutladığımız üniversitemizin, ki 30 yıl hem bir dinamizmin göstergesidir, hem bir tecrübe birikiminin göstergesidir. Bu dinamizm ve tecrübe birikimiyle beraber 30. yılda 30 önemli proje başlattık üniversite olarak. Bunların bir kısmı hitama erdi, yani sonuçlandı. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmı devam edecek. Kısa, orta ve uzun vadeli projeler olarak. Bunları burada anlatacak ve zamanınızı alacak değilim. Ama şunu biliyorum ki, geçen ay 70 öğrencimizi, başarılı öğrencimizi Türkiye'mizde misafir ettik. Onlar buradalar mı? Ha, buradalar. Buradalar. Bu çocuklarımızla devletimizin önemli insanlarıyla buluşturduk. Türkiye'mizin güzel yerlerini Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Ankara gibi yerlerde beraber olduk. Onlardan ülkemiz çok mutlu oldu. Herhalde siz de mutlu oldunuz, değil mi? Şimdi bunu devam ettireceğiz. Bunu devam ettireceğiz. Söz verdik, bu kürsüden söz vermiştik. Bunu 300'e tamamlayacağız. 300'e tamamlayacağız. Ama burada bir isteğimiz var. Burada bir arzumuz var. Herkesi değil. Bu çocuklarımız başarı puanına göre sıralanacak. Başarı her yerde ödüllendirilmelidir. Eğer başarı ödüllendirilmezse başarısızlık ödüllendirilir ki bu doğru bir şey değildir. Bunu şimdiden bilmenizde fayda var. Önümüzdeki yıl için şimdiden hazırlanın derim. Sayın Bakanım, saygıdeğer rektörlerimiz, sevgili genç misafir öğrenci kardeşlerimiz. Tabii ki eğitim öğretimin başında böyle önemli bir kongreyle beraber olmak elbette bizi de mutlu etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve elbette Türkiye Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev, her iki liderin burayı çok önemsediklerini sizler de biliyorsunuz. Sizleri önemsediğiniz biliyorsunuz. Çünkü bundan bir hafta önce buraya geldiğimiz zaman sizler yokken, hele pandemi döneminde sizler yokken buranın hiç tadı yoktu. Çünkü mekanları şereflendiren içindeki insanlardır. Sizlersiniz. Öğrencilerimiz varsa, hep söylediğimiz bir şeydir. Öğrencilerimiz varsa biz bir anlam ifade ediyoruz. Yoksa bir anlamı yok. Onun için konuşmamın başında özellikle gözümüzün nuru sevgili öğrencilerimiz demiştik. Sizi gerçekten öyle görüyoruz. Ve sizi bir ayağı Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin hemen türbesinin yanı başında bulunan bu kutsal memlekette, bir ayağı onun mefkûresinde, diğer ayağı dünyayı kucaklayan Avrupa'yla, Uzak Doğu'yla, dünyayla kucak kucağı olan, dil bilen, alanında uzman insanlar olmanızı en büyük arzumuzdur sevgili kardeşler. Elbette hocalarımız biraz sonra enerjiyi, finansı konuşacaklar, ekonomiyi konuşacaklar. Dikkat ediniz, bakın Atilla Bey ve Nevzat Şimşek Bey konuşmalarında bir değişimden bahsettiler. Gerçekten değişiyor. Dünkü bir habere arz ediyorum size. Almanya yine enerji krizine girdiğinden dolayı
daha önce terk etmiş oldukları kömür enerjisine tekrar yönelmeye başladı. Nükleer enerji santrallerini kapatmışlardı, onları tekrar revize etmeye başladılar. Fransa hakeza. Dünyada bir enerji, bahsetti Atilla Bey söyledi herhalde, enerjinin varlığı büyük bir belayken, varlığıyla büyük bir sıkıntılar oluşuyorken, yokluğunda neler olur Allah korusun. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte bugünden itibaren 3 gün boyunca hem online hem yüz yüze bilim adamlarımız tartışacaklar. Ve bu tartışmaları da inşallah rapor halinde yayınlayacaklar. Karar verici mekanizmalardakilere yardımcı olması bakımından. Değerli öğrenci kardeşlerim, niçin öğrenci kardeşlerim diyorum? Sizleri bulmuşken onu hemen söylemek istiyorum. Dönemin başındayız. Ananızdan babanızdan ayrıldınız. Geldiniz yuvamıza, yeni bir ana babanıza. Yani buraya bize teslim oldunuz. Kardeşlerim, sizden bir istirhamım var. Bir abiniz olarak, hocanız olarak, bir büyüğünüz olarak sizden istirhamım var. Hep söylediğim şey odur. Allah rızası için 3 şeyden vazgeçmeyin. Ananızdan, babanızdan, ailenizden vazgeçmeyin. Memleketinizden asla vazgeçmeyin. Bayrağınızı, toprağınızı, devletinizi, milletinizi sevin. Bundan vazgeçmeyin. Her ne olursanız olun. Çünkü sizi kayıtsız şartsız seven ailenizdir. Çünkü sizin varlığınızı ihsas ettiren devletinizdir, toprağınızdır, vatanınızdır. Ve çünkü gölgesinde serinlediğiniz, huzur bulduğunuz şey sizin bayrağınızdır. Bundan asla vazgeçmeyin kardeşlerim. Ben bu kongreyi tertip eden üniversitemizin Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü, Direktörü Suat Bey'e ve tabii kurulduğu günden beri bu enerjiyi evladı gibi sahiplenen, bize her alanda yardımcı olan, kongrenin başkanlığını yapan değerli kardeşim Nevzat Şimşek Bey'e ve onun elbette ekibine, üniversitemizin rektörlüğüne ve tabii ki bizi kırmayıp buraya gelen Tiran Üniversitesi'nin temsilcilerine, İbni Haldun Üniversitesi ki kardeş üniversitemizdir, İbni Haldun Üniversitesi Sayın Rektörüne ve eşi Sayın Hanımefendi'ye. Yine bizi kırmayıp buraya gelen Saraybosna Uluslararası Saraybosna Üniversitesi temsilcimize, onun da mütevelliyet başkanı ve rektörü de gelecekti. Fakat bugün Cumhurbaşkanımız orada. Bu sebeple onlar gelemediler. Ayrıca bu kongremizde ilk kere böyle bir şey oldu. Çimkent'ten Türkiye'nin önemli iş adamları geldiler. Onlar da buradalar. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki en büyük teşekkürü siz değerli genç kardeşlerime ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ашылу сөзін және баяндамасын жасау үшін сахнаға Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің жоспар және бюджет комиссиясының төрағасы доктор Жевдет Илмаз мырзаны қошеметпен шақырамыз. Son olarak açılış konuşmalarından bir sunumu yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Doktor Cevdet Yılmaz'ı kürsüye davet ediyoruz. Biraz uzun konuşacağım, suyumu doldurayım ben. Çok kıymetli mütevelli heyet başkanımız Muhittin Bey, çok değerli rektörlerimiz, hocalarımız, akademik ve idari personel, çok değerli sevgili öğrenciler,
değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nin 5.sini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hayırlı olmasını diliyorum, faydalı olmasını diliyorum. Kongreye emek vermiş, katkıda bulunmuş herkesi de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Özellikle tabii Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek Beyefendi'ye, üniversitemizin rektörü çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Caner Temirbekova hanımefendiye, yine üniversitemizin rektör vekili Profesör Doktor Cengiz Tomar Beyefendi'ye, kongre başkanımız Sayın Profesör Doktor Nevzat Şimşek Beyefendi'ye, kongrenin bilim kuruluna, koordinatörlerine, organizasyon komitesine, sekreteryasına ve tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eski bir Kalkınma Bakanı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kalkınmanın bir sonuç göstergeleri var, bir de sebepleri var. Milli gelir dediğimiz, kişi başına gelir dediğimiz, ticaret rakamları vesaire, bunlar hep sonuç. Asıl sebeplere bakmak lazım. Bana göre, eski bir Kalkınma Bakanı olarak böyle tarif ediyorum. Organizasyon kapasitesi yüksek olan toplumlar gelişmiş toplumlardır. İyi organize olabilen, ortak hedefler belirleyebilen ve bu hedeflere birlikte ulaşabilmeyi beceren toplumlar gelişmiş toplumlardır. Organizasyon dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. İşte burada bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Adını saydığım sayamadığım, katkıda bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Üniversitemizin böyle bir çalışma yapması ayrıca takdire şayan. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda bir dünya üniversitesindeyiz. Dünyada ilk 1000 üniversite arasında olan bir üniversitedeyiz. Çok nitelikli bir eğitimi olan bir üniversitedeyiz. Ve çok özel bir coğrafyada bulunan bir üniversitedeyiz. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan şehrinde ve çok özel bir mekanda. Ben gördüm, gerçekten çok etkilendim. İlk defa geliyorum Türkistan'a. Kazakistan'ın başka şehirlerine gitmiştim ama Türkistan'dan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Dün bazı ziyaretler yaptık. Çok özel bir coğrafya olduğunu bizzat görmüş oldum. Gerek Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, gerek onun hocası Arslan Bey Türbesi'nde tarihi dinlediğimizde zaten bu coğrafyanın bir medeniyet coğrafyası olduğunu hep birlikte tekrar hatırlamış olduk. Üniversite ve şehir çok ciddi bir değişim içinde. Çok güzel çalışmalar yapılmış, onu da gördüm. Son yıllarda özellikle Kazak hükümetinin buraya yaptığı yatırımlar çok çok kıymetli. Ben Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere, Sayın Tokayev başta olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerine de şükranlarımı sunuyorum. Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti. Şu anda Türk dünyasının manevi başkentindeyiz. Burada böyle özel bir şehirde bu kongreye katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle üniversiteyle ilgili de çok kısa bir şey söylemek isterim. Bana göre üniversitelerin 3 tane görevi var. Bir tanesi, birincisi mevcut bilgiyi yeni nesillere aktarmak. Eğitim diyoruz buna. İkincisi, mevcut bilginin üzerine yeni bilgiler ilave etmek. Bu da işte araştırma vesaire. Ama bir üçüncüsü var ki, o bana göre çok çok daha önemli. Bilgiyi kullanmak. Yani mevcut ve yeni bilgilerle
yeni politikalar geliştirmek, sorunlara çözümler üretmek, yeni projeler oluşturmak. Bu üniversitemizin her üç işlevi de yerine getirdiğini görmekten büyük bir mutluluk duydum. Kurulduğu günden bugüne bu üniversiteye katkıda bulunan, bugünlere gelmesini sağlayan herkese de şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi başta olmak üzere tarihe adını yazdırmış birçok önemli din ve bilim insanına, düşünce ve sanatçıya yurtluk yapmış olan, kısaca kültür ve uygarlığımızın temelini oluşturan şehirlerden Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladığım ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğum bu kongrenin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Türkistan'ın bizim gönlümüzde yeri ayrı. Türk Rönesansı diye ifade edilen medeniyet hamlesinin harcı işte burada, bu topraklarda karılmıştır. Bu harcın temelinde muhabbet vardır, merhamet vardır, dayanışma vardır, saygı vardır, bilgi vardır, erdem vardır. Ünlü Kazak şair Makcan Cumabayev'in de şiirinde ifade ettiği gibi, Türkistan yeki dünye yesigi goy, Türkistan Ertürk'in besigi goy, tamaşa Türkistan'day cerde tuvgay, tuvgan Türk'in tenli birgin nesibi goy. Türkistan kadar Kazakistan'ın her bir yöresi Türkiye için büyük bir önem ve değere sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere Türkiye ile Kazakistan gücünü ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarından alan köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Stratejik ortaklık anlaşması ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi olan Türkiye ve Kazakistan her alanda ilişkilerini geliştirmekte ve derinleştirmektedir. Sayın Erdoğan ve Sayın Tokayev'in güçlü siyasi iradeleri bu tarihi ortaklığı güçlü işbirlikleriyle perçinlemektedir. Nitekim Sayın Tokayev'in Sayın Erdoğan'ın davetine icabetle bu yıl Mayıs ayında Türkiye'de bulunduğu resmi ziyarette pek çok alanda 15 anlaşma imzalanmış. Toplantı neticesinde imzalanan ortak bildiriyle ilişkilerimiz geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır. Bunun da her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum. Tarihte olduğu gibi 21. yüzyılda da bu topraklardan tüm dünyaya bilgi ve hikmet yayılmaktadır. İşte bu kongre bu tarihi birikime yakışır bir çabanın ürünüdür. Değerli misafirler, sevgili öğrenciler, sevgili talebeler, 2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan ve akabinde tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere küresel sistem üzerinde ağır tahribatlar bırakmıştır. Gerek salgının ortaya çıkış sürecinde, gerekse etkilerini kaybetmeye başladığı süreçte ekonomi ve finans sektöründe çeşitli sorunlar ortaya çıkmış ve bu sorunlar Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte daha da derinleşmiştir. Bu çerçevede başlayan enflasyonist süreç mevcut dönemde enerji ve gıda alanında etkisini ağır bir şekilde hissettirmektedir. Dünya genelinde politikacılar, ekonomistler, bilim insanları ve toplumun her kesiminden temsilciler bu zor sürecin bir an evvel en az hasarla atlatılması için görüşlerini ve fikirlerini ortaya koymakta çaba sarf etmektedirler. Bu süreçte ülkelerin kendi iç tecrübeleri kadar ülkeler arası tecrübe paylaşımının da son derece önemli olduğunu ifade etmek isterim. Az önce de açılış konuşmalarında birçok arkadaşımız değişim kavramı üzerinde durdular. Değişim gerçekten bugün yaşadığımız sürecin en önemli tanımlayıcı kavramı. Bu değişimi iyi okuyabilenler,
pandemi sonrası dönemin yeni şartlarını iyi okuyabilenler bu süreçten karlı çıkacaklar. Ama bunu beceremeyenler, yeni şartları iyi analiz edip okuyamayanlar ise bunun bedelini ödeyecekler diye düşünüyorum. Yeni ortamın getirdiği tehditler de var, fırsatlar da var. Yeni ortamın tehditlerini iyi görüp bunlara karşı tedbirler geliştiren, fırsatlarını iyi okuyup bunları değerlendiren ülkeler uluslararası rekabette ön plana çıkacak. Bunu beceremeyenler, bunu yapamayanlar ise maalesef bunun faturasını ödeyecekler ve bu fatura maalesef ağır olabilecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla değişimi iyi gören, iyi analiz eden ve iyi yönetenler kazanacaklar. Bunu yapamayanlar kaybedecekler. İşte bu kongre bu değişim sürecini anlamamız bakımından, yeni şartları anlamamız bakımından son derece zamanında yapılmış kıymetli bir kongre. Bu kapsamda Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nin temelini oluşturan ekonomi, finans ve enerji konularının dünya genelinde gündemde olan ve çözüm bekleyen konular arasında olması, kongrenin ne kadar etkin ve faydalı bir kongre olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koymaktadır. Beşincisi düzenlenen bu kongrede yerel girişimcilerden markaların sürdürülebilirliğine, kripto paralardan enerji arz güvenliğine, makro iktisadi konulara varıncaya kadar birçok konu tartışılacak. Hoca Ahmet Yesevi'nin de veciz olarak ifade ettiği üzere bilgiyi paylaşmak en önemli erdemdir. İşte bu doğrultuda kongre ile doğudan batıya çeşitli ülkelerden farklı bilgi ve kültürel birikime sahip çok sayıda seçkin bilim insanı bir araya gelerek fikirlerini beyan ve müzakere etme imkanı bulmuş olacaklar. Değerli arkadaşlar, bütün bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak görüşler, öneriler hepimiz için yol gösterici olacaktır. Açılışla ilgili bu ifadelerden sonra asıl sunuma gelmek istiyorum müsaade ederseniz. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, bugün dünyada küresel salgınla mücadele kapsamında yürütülen para ve maliye politikaları ile bunlara ilişkin çıkarılan dersler, karşılaşılan riskler ve zorlukları ele almaya çalışacağım. Bu süreçte dünyayı öncelikle analiz etmeye gayret edeceğim. Dünya analizinden sonra da bir Türkiye tecrübesinden sizlere bazı aktarımlarda bulunacağım. Hepimizin malumu olduğu üzere 2019 yılının son aylarında Çin'de başlayan COVID-19 salgını 2020 yılının ilk 3 ayında küresel çapta yayılmış ve Mart ayı ile birlikte bir pandemiye dönüşmüştür. Virüsün hızla yayılması salgına karşı ülkelerin alacağı önlemleri de zorlaştırmış ve karmaşık hale getirmiştir. Birçok ülke özellikle sağlık altyapısı açısından krize hazırlıksız yakalanmıştır. Aşı çalışmaları yapılana kadar virüs hem can kayıplarının hızla artmasına hem de küresel anlamda bir korku ikliminin oluşmasına neden olmuştur. Ülkelerin demografik ve kurumsal yapıları ile vatandaşlarının bireysel tutumları virüsün tahribat boyutunu da etkilemiştir. Özellikle aşı çalışmalarının tamamlanmasına kadar olan bu belirsizlik döneminde ülkeler hem arz hem de talep şoklarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Salgın dönemi kamu politikalarını, küresel ekonomik ilişkileri, tüketim alışkanlıklarını yeniden şekillendirmiş, özellikle salgın sürecinin yönetilmesinde kamunun ekonomi ve sosyal politikaları belirleyici olmuştur. Devletlerin rolü adeta yeniden ortaya çıkmış, yeniden tanımlanmıştır. Nevzat Hocam söyledi, yanlış hatırlamıyorsam, gerçekten bu dönemde tek başına piyasanın, tek başına bir takım süreçlerin sorunları çözmekte yetersiz kaldığı, gerek ekonomik gerek sosyal istikrar için devletlerin çok daha aktif bir rol alması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunun uzun vadeli etkilerini ben göreceğimize inanıyorum. Ve şunu da ifade etmek isterim yine eski bir planlamacı ve kalkınma bakanı olarak.
devlet ve piyasa birbirinin rakibi değildir aslında. Birbirini tamamlar. Planlama her ülke için gereklidir. Ama GOSP plandan bahsetmiyorum. Stratejik planlamadan bahsediyorum. Stratejik planlama ve piyasa bir arada yürümesi gereken kavramlardır. Devlet güçlü olmak durumundadır. Güçlü piyasa ve güçlü devlet aynı anda birlikte var olan kavramlardır. Birbirinin zıddı olan kavramlar değildir. Bunun altını çizmek isterim. Covid bize bu gerçeği bir kez daha göstermiş oldu. Değerli arkadaşlar, küresel çapa ulaşan bu salgınla birlikte birçok yeni kavram girdi hayatımıza. İşte sosyal mesafe, karantinalar, kapanmalar, bunları hep birlikte yaşadık. Bireysel ve toplumsal hareketliliği en aza indiren bu önlemler, bir yandan zorunlu tüketim ürünleri dışında kalan üretim faaliyetlerinin asgariye inmesine yol açarken, diğer yandan da hizmet sektörlerinin adeta durmasına neden olmuştur. Salgının ekonomik etkileri oldukça geniş bir coğrafyada ve 2008 küresel finans krizinden daha derin bir şekilde etkili olurken, verilen politika tepkileri de çeşitli ve şimdiye kadar eşine rastlanmayacak ölçeklere ulaşmıştır. Küresel düzeyde varlık değerleri ve emtia fiyatlarında dalgalanma, ülkelerin tedarik zincirlerinde ciddi sıkıntılar meydana getirmiş, istihdam ve üretim kapasitelerini olumsuz etkilemiştir. Salgın ile birlikte dünyada ekonomiler üzerindeki kırılganlık artmış, toplumsal kesimlerin zorunlu gereksinimlerinin karşılanması ülkeler için kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu etkiler ile birlikte salgının kırılgan kesimler üzerindeki etkilerinin azaltılmasına dönük çok önemli yeni inisiyatifler alınmış, genişleyici maliye ve para politikaları bu dönemde merkezi bir rol üstlenmiştir. Bu süreçte ülkeler ekonomilerine, vatandaşlarına ve firmalarına farklı araçlarla destek olmuşlardır. Alınan önlemlerin bir kısmının maliye politikası odaklı ve doğrudan destek biçiminde olduğu, bu konjonktürde para politikasıyla da uyumlu ve destekleyici bir patikada maliye politikalarının yürütüldüğünü ifade edebilirim. Salgın döneminde merkez bankaları faiz indirimleri, varlık alımları, likidite sağlanması, kredi destekleri ve düzenlemelerde gevşemeler gibi para politikası araçlarını etkin bir şekilde genişleyici yönde kullanmışlardır. Başta ABD, İngiltere, Avrupa ve Japonya merkez bankaları olmak üzere birçok merkez bankası geçmişte eşine az rastlanır ölçekte müdahalelerde bulunmuşlardır. Sadece bu üç merkez bankası, yani ABD, Japonya ve Avrupa'nın parasal genişlemesi 10 trilyon dolar civarını bulmuştur. 10 trilyon dolar civarında bir parasal genişleme bu dönemde gerçekleştirmiştir. Bunun etkilerini tahmin edebilirsiniz. Değerli konuklar, 2008 küresel finans krizinde de gördüğümüz üzere COVID-19'dan kaynaklanan durgunluklara ülkeler öncelikle para politikaları aracılığıyla müdahalede bulunmuş. Daha sonra bunun yeterli olmaması üzerine maliye politikası tedbirlerini de devreye sokmuşlardır. Özellikle para politikasının manevra alanının sınırlı olduğu ülkelerde döngü karşıtı dediğimiz maliye politikaları daha önemli bir rol oynamıştır. Bu noktada hem arz hem de talep şokuna maruz kalan ülkeler maliye politikalarını özellikle daha etkin bir şekilde kullanmaya çalışmışlardır. Değerli arkadaşlar, ekonomi politikası bir bütün. Bunun bir para politikası kısmı var, bir maliye politikası kısmı var. Bir de aslında bunları bütünleyen bir yapısal reform dediğimiz boyutu var. Yapısal reformlar da önemli. Şöyle bir önemi var yapısal reformların. Bir yapısal reform gerçekleştirdiğinizde etkisi hemen ortaya çıkmıyor. Orta vadede etkilerini görüyorsunuz. Fakat beklenti kanalı dediğimiz bir kanal var. Yapısal reformlar gelecekte durumun daha iyi olacağına dair bir beklenti oluşturdukları için bugünden etkili oluyorlar. Dolayısıyla işin yapısal boyutunun da
beklenti kanalıyla yaptığı bir etki olduğunu ifade edebilirim. Para politikasını, maliye politikasını ve yapısal reformları bir bütünlük içinde uygulayan ülkelerin bu süreçte daha başarılı olduklarını ifade edebilirim. Değerli arkadaşlar, maliye politikalarını uygularken genişleyici maliye politikaları uygulamalarının bir sınırı olduğunu da unutmamamız gerekir. Küresel krizden sonra zaten yükselmiş olan kamu borçları COVID ile birlikte daha üst seviyelere çıktı maalesef. Gelişmiş ülkelerde ortalama kamu borcunun milli gelire oranının %90'ları aştığını görüyoruz. Bu gerçekten hepimizin dikkatle takip etmesi gereken bir mesele. Krizde para politikasını, maliye politikasını kullanıyorsunuz genişlemeci yönde ama bunun bir faturası var. Bunun ileride bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçleri yakından takip etmek gerekiyor. IMF'nin Nisan verilerine göre gelişmiş ülkelerde borçların milli geliri oranı %115'lere çıkmış durumda bu pandemi sonrası. Gelişmekte olan ekonomilerde ise %66'lara yükselmiş durumda. Bu gerçekten önemli rakamlar. Türkiye'de bu rakam kaç diye soracak olursanız geçen yıl %42 civarındaydı. Yani bizde çok şükür düşük. Bu sene herhalde 35-36'lara kadar düşmüş olacak. Türkiye büyüme performansıyla bir anlamda bu ekonomik veriyi sağlıklı bir yerde tutabilen ülkelerden biri oldu. Değerli arkadaşlar, 2020 yılının Mart ayı itibariyle salgın küresel bir nitelik kazanmaya başladığında Arjantin hariç çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin politika faizleri tek haneli düzeylerdeydi. Dolayısıyla küresel ölçekte enflasyon riskinin günümüzdeki kadar yüksek olmaması nedeniyle bu politikalar kullanılabildi. Diğer taraftan 2020 yılı içerisinde ekonomilerin politika faiz oranlarını düşürdükleri veya sabit tuttukları görülmüştür. Bu dönemde birkaç ülkedeki sınırlı artışın yanında enflasyonun görece yatay bir seyir izlediği görülmüştür. Ancak 2021 yılından itibaren önce tedarik sıkıntıları ve üretimdeki gecikmeler, emtia ve navlun fiyatlarının artışı enflasyonda sert bir yükselişe dünya ölçeğinde yol açtı. Genişlemeci para ve maliye politikalarının gecikmeli etkileri de bence bu süreci olumsuz etkiledi. Yani pandemi varken bol bol para basıldı, bol bol bütçeden harcamalar yapıldı, vergi gelirleri düştü. Bir taraftan da bunun karşılığında bir üretim sağlanamadı, arz sağlanamadı. Burada oluşan dengesizlik de tüm dünyada küresel ölçekte bir enflasyonist ortamı hazırlamış oldu. Değerli arkadaşlar, bu enflasyon geçici olarak görüldü. Yani pandemi sonrası geçici bir durum olarak algılandı. Biraz daha rahat davranıldı. Ama zaman içinde bunun pek geçici olmadığı, kalıcı olduğu ve ciddi anlamda bir mücadele gerektirdiği konusunda da bir anlayış oluşmaya başladı. Özellikle yüksek talep, pandemi sonrası çıkış sürecinde oluşan yüksek talep, ücret artışları, enerji fiyatlarındaki sert yükselişlerle birlikte 2021 sonunda gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır görülmeyen yüksek seviyelerde bir enflasyon oluştu. İşte Avrupa'da, Amerika'da son 40 yılın en yüksek enflasyonları görüldü. Değerli misafirler, katılımcılar, aşılama çalışmalarının devreye girmesiyle birlikte salgının hafiflemesi ve bu enflasyon riskinin ortaya çıkması hükümetlerin para ve maliye politikalarında da bir takım revizyonlara yol açtı. 2022 yılında tedarik zincirine ilişkin endişelerin devam etmesi ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı gıda ve enerji fiyatlarında keskin artışları beraberinde getirdi. Dolayısıyla 2022 Haziran ayı itibarıyla Türkiye, Çin ve Endonezya haricinde tüm ülkeler parasal sıkılaştırmaya gitmeye başladılar. Yani para politikalarında bir değişime gitmeye başladılar. Enflasyonda gözlenen artış para politikası açısından zor bir döneme girildiğini ima ederken talepteki toparlanmanın bazı ekonomilerde zayıf veya belirsiz olması para politikasında sıkılaştırmaların daha dağınık bir biçimde uygulanmasına da neden oldu. Buradaki
temel mesele şu, dünyanın karşı karşıya kaldığı temel mesele şu, bir taraftan artan enflasyon ve kalıcı hale geleceğine ilişkin endişeler, diğer yandan salgın sonrası canlanma süreci ve bu canlanma sürecini sürdürme çabası, büyümeyi sürdürme çabası. Dolayısıyla şu anda tüm dünyanın karşı karşı olduğu ikilem bu. Büyüme mi, enflasyonla mücadele mi? Enflasyonla daha sıkı bir şekilde mücadele edelim dediğinizde ister istemez büyümeyi kısıtlamak, istihdamı kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Büyümeyi devam ettirelim dediğinizde de enflasyonu kontrol etmek kolay olmuyor. Asıl maharet ne diye soracak olursanız, asıl maharet tabii ki ikisini aynı anda yapmayı becermek. Bir taraftan büyürken diğer taraftan enflasyonu kontrol altına almayı becermek. İşte değişik ülkeler farklı politika kombinasyonlarıyla bu mücadeleyi yürütüyorlar. Büyüme tarafına baktığımızda 2021 yılında büyümenin başladığını görüyoruz. 2020 pandeminin en ağır yaşandığı yıldı. 2020 yılında %3 civarında dünya küçüldü. Bırakın büyümeyi, dünya ekonomisinde bir küçülme oldu. 2021 yılında pandemi sonrası açılmayla birlikte dünya büyümeye başladı. %6 civarında bir büyüme gerçekleşti. 2020 yılında bu bir ivme kaybedecek gibi görünüyor büyüme ama yine devam ediyor. IMF'nin yine tahminlerine göre 2022 yılında %3.2 bir büyüme bekleniyor. %23'te ise 2.9 büyüme bekleniyor. Bu da bir, daha önce biraz daha yüksek bir beklentiydi. Son Ukrayna-Rusya savaşı ve yaptırımlarla birlikte bu büyüme rakamları revize edildi. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Bir taraftan enflasyon kaygıları, diğer taraftan resesyon kaygıları olan bir dönemdeyiz. Bu ikisinin de aynı anda yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya ekonomisi büyüyor ama büyüme hızında bir azalma söz konusu. Enflasyon ise son 40 yılın en yüksek seviyelerinde. Şimdi müsaade ederseniz biraz da Türkiye'den, bu dünya ortamından aşağı yukarı bahsettik. Türkiye'deki durumu da kısaca özetlemek isterim. Nasıl politikalar uyguladı Türkiye, ne yaptı bu süreçte? Aralık'ta Çin'de, Ocak ve Şubat'ta Avrupa'da etkisini gösteren COVID, Türkiye'de ilk defa 11 Mart'ta görüldü. Biraz gecikmeli gördük bu etkiyi. Gecikmeli görülmesi de bizim avantajımız oldu. Başkalarının tecrübelerinden faydalanma imkanımız oldu. Daha iyi hazırlık yapma imkanımız oldu. Yani gecikmeli görülmesi Türkiye için bir şans oldu. Bu süreçte baktığınızda sağlık altyapımız ve sosyal güvenlik altyapımız sayesinde sağlık boyutunu işin çok başarılı yönettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Son 20 yılda AK Parti hükümetlerinin olduğu dönemde sağlık altyapısına muazzam yatırım yapıldı. Sosyal güvenlik sisteminde de büyük reformlar yapıldı. İşte birleştirildi, tek bir sistem kuruldu. Şu anda Türkiye'de aşağı yukarı tüm toplumu kucaklayan bir sosyal güvenlik şemsiyemiz var. Diğer taraftan bütün toplumun rahatlıkla hizmet aldığı güçlü bir sağlık altyapımız var. Hastanelerimizle, personelimizle, araç gerecimizle sağlık turizmini tartışan bir Türkiye'yiz. Dışarıdan gelen ve Türkiye'den sağlık hizmeti alan insanlar da var. Dolayısıyla bu sağlık altyapımızın güçlü oluşu, sosyal güvenlik şemsiyemizin herkesi kapsaması bu süreci çok rahat bir şekilde geçirmemizi, sağlık itibariyle başarılı bir şekilde yönetmemizi sağladı. Ama ben tabii o tarafından ziyade işin ekonomik kısmıyla ilgili bir takım fikirlerimi paylaşmak istiyorum, tespitlerimi. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye bu dönemde maliye politikasını da para politikasını da kullandı. Ama maliye politikasını çok dikkatli kullandığını ifade edebilirim. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de maliye politikası borçlarımızın çok artmasına neden olmadı. Kamu açıklarımız çok aşırı artmadı.
daha çok kredi sistemleri kanalıyla veya büyümenin getirdiği gelir artışlarıyla bu harcamalar karşılandığı için bütçemiz üzerindeki etki sınırlı kaldı. 2020 yılı sonu bütçe açığımızın milli gelire oranı 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Yani krizin en etkili olduğu yılda dahi bizim bütçe açığımızın milli gelire oranı %4'ün üstüne çıkmadı. 3,9'da kaldı. 2021 yılında ise birçok önlem aldık, birçok harcama yaptık. Ama buna rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı 2,8 seviyesine geriledi. Yani bütçe açığımız, Avrupa'nın da Maastricht kriteri vardır, %3 biliyorsunuz. Onun da altında gerçekleşti. Nasıl başardık bunu? Büyüyerek başardık. Büyüyünce işte o yıl %11 civarında bir büyüme gerçekleşti. Vergi gelirlerimiz arttı. Dolayısıyla Türkiye harcama yaparken kamu açıkları düşen bir ülke oldu. Bu da gerçekten Türkiye'yi farklı kılan, diğer dünyadaki eğilimden pozitif anlamda ayrıştıran bir unsur oldu. 2020 yılında kamu müdahalesinin toplam büyüklüğü milli gelire oran olarak %11'leri buldu. Ama bunun mali etkisi %1,9 civarında gerçekleşti. Daha çok maliye dışındaki araçlarla Türkiye bunu gerçekleştirmiş oldu. Burada birçok tedbir alındı. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasağı gibi uygulamalar yaptık. Esnafa doğrudan kira desteği verdik. Ciro kaybı ve nakdi destek programları uyguladık. Sanatçılara varıncaya kadar çeşitli destek programları uyguladık. Salgınla birlikte düşen hane halkı gelirinin telafi edilmesi için de çok çeşitli yardımlar, sosyal destekler devreye sokulmuş oldu. Dediğim gibi asgari çok önemli tedbirler. Birkaçını sıralamak isterim. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık bu süreçte. Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Yani küçük esnafın diyelim vergi yükünü azaltmış olduk. Tarımsal destek ödemelerinden vergileri kaldırdık. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak bilinen yerlerden vergi ve su ücretlerinde indirimler yaptık. Diğer taraftan enerji konusunda çok ciddi sübvansiyonlar uyguladık. Halkımızın doğalgaz başta olmak üzere dünyadaki enerji fiyatlarından daha az etkilenmesi için bütçeden enerji fiyatlarını sübvanse ettik. Şöyle bir rakam söyleyebilirim. 2021 yılında 4 liraysa doğalgazın fiyatı, 3 lirasını kamu olarak biz ödedik, 1 lirasını vatandaş ödemiş oldu. Yani enerji alanına çok ciddi sübvansiyon yaptık. Ha, buna rağmen fiyatlar arttı mı? Arttı ama kamu desteği olmasaydı ne olurdu fiyatlar? Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, 2020'de dünya %3 küçülürken Türkiye 1,8 büyüme kaydetti. Bizim tarihimize göre 1,8 çok iyi bir büyüme performansı değil. Ama başarıyı neye göre ölçmek lazım? Bana göre iki şekilde ölçersiniz. Bir kendi geçmişinizle başarıyı mukayese edersiniz. Bir de dünyayla mukayese edersiniz. Asıl mukayese de dünyayla yapılan mukayesedir. Dünya %3 küçülürken Türkiye 1,8 büyüdü. Yani dünya ortalamasına göre yaklaşık 5 puan dünya ortalamasının üstünde büyümüş oldu Türkiye. 2021'e geldiğimizde dünya %6 büyüdü. Türkiye %11'den fazla büyüdü. Yine dünya ortalamasının 5 puan üstünde bir büyüme performansı kaydettik. Yani 2020 ve 2021'de dünya ortalamasına göre 5 puan her iki yılda da büyümemiz daha yüksek gerçekleşti. Bu ne demektir? Dünyadan daha fazla pay almaya başladı Türkiye demektir. Dünya pastasından daha fazla pay almaya başladı demektir. Nominal döviz bazında bunu göremiyoruz. Kurdaki değişimlerden dolayı nominal döviz bazında kişi başına gelirde belki bu büyümeyi göremiyoruz ama satın alma gücü paritesine göre baktığınızda Türkiye içindeki satın alma gücü paritesi bazında baktığınızda bu etkiyi çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, işte bu büyüme, Türkiye'nin bu başarısının sırrı büyüme.
salgın döneminde dahi büyümeyi başaran ülkelerden biri oldu. Çin'le birlikte G20'de tek büyüyen ülke Türkiye oldu 2020'de. 2021'de de en yüksek büyümeye sahip ülkelerden biri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında da yine 2022 yılının ilk 6 ayında da %7,5 civarında bir büyüme kaydettik. Dolayısıyla Türkiye bu zor süreci büyümeyle aşan bir ülke konumunda. Bütçe açıklarımız bu yüzden fazla artmıyor. Harcama yaptığımız halde vergi gelirlerimiz bu yüzden artıyor. Feda ettiğimiz halde bir takım gelirlerimizi, bütçe dengelerimizi bu nedenle sağlıklı sürdürebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda bu büyüme istihdam demek. Şimdi istihdam çok önemli bir şey. Employment dediğimiz istihdam. Büyümeyle birlikte istihdam da geliyor. İstihdam sadece ekonomik bir kavram değil. Aynı zamanda sosyal bir kavram. İstihdam üretmiyorsa bir ekonomi, refahı topluma yayamıyorsunuz demektir. Kalkınma literatüründe kapsayıcı büyüme dediğimiz bir kavram var. Bir büyüme bütün topluma etkide bulunuyorsa, nimetlerini bütün topluma yayabiliyorsanız bu büyüme kapsayıcı bir büyüme oluyor. İşte Türkiye bunu da başardı. Bakın 2020 ve 2021'de bu iki yılda sadece istihdamdaki artış 3.962.000. Yaklaşık 4 milyon. Yani iki yılda ilave 4 milyon insan iş buldu Türkiye'de. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Hele hele bu pandeminin etkilerinin yaşandığı bir ortamda bu sonucu herhalde takdir etmek gerekir. Diğer taraftan bu eş gücüm içinde maliye ve para politikaları uygulandı. Tabii bunun sonucunda enflasyonist etkiler Türkiye'de enflasyon yükseldi. Bizim tek önemli meselemiz enflasyonda oldu. En son %80 civarında bir rakamla karşı karşıya kaldık. Ancak onunla ilgili olarak da inşallah önümüzdeki süreçlerde daha düşüş trendi göreceğimize inanıyoruz. Yıl sonu itibarıyla geçen yılın yüksek artışlarının bazdan çıkması, dünyadaki nispi normalleşme ve içeride izlediğimiz politikaların etkisiyle gelecek yıldan itibaren kademeli bir şekilde enflasyonu da düşürmeyi hedefliyoruz. Yeni orta vadeli programımızı geçtiğimiz günlerde ilan ettik. Buna göre bu yılın sonunda %65 civarında bir enflasyonla kapatmış olacağız. Gelecek yıl %20-30 bandında bir enflasyon. Ondan sonraki yıllarda giderek tek haneye doğru bir patika görüyoruz. Değerli arkadaşlar, bu politikaların neticesinde istihdamda dediğim gibi çok önemli bir artış oldu. Krizin, bu salgının en fazla etkilediği dönem 2020 yılının ilk çeyreğiydi. O çeyrekte Türkiye'deki toplam istihdam 25 milyon 853 bine kadar düşmüştü. Bugün geldiğimiz son noktada 30 milyon 765 bine ulaşmış durumda. Yani yaklaşık 31 milyon insan artık Türkiye'de iş güç sahibi. Bu da krizin o derin etkisinden bugüne bakarsanız 5 milyon yeni istihdamın ortaya konduğu anlamına geliyor. Aynı şekilde ihracatta da Türkiye çok önemli bir atılım yaptı bu dönemde. 2020 yılında krizin en yoğun yaşandığı yılda bizim ihracatımız 170 milyar dolarlara kadar düştü maalesef. Geçen yıl 125 milyar dolara yükseldi. Yani bir yılda 55 milyar dolar gibi bir artış oldu ihracatımızda. Bu yıl 255 milyar dolar bekliyoruz. Yani ilk defa 250 milyar seviyesini ihracatımız aşmış olacak. Çok ciddi bir artış ama buna rağmen maalesef cari açığımızı istediğimiz ölçüde düşüremiyoruz. Niçin düşüremiyoruz? Türkiye enerjiye bağımlı bir ülke. Kazakistan olarak enerjinin kıymetini bilin gerçekten. Sadece bu sene enerjiye ödeyeceğimiz fatura 100 milyar doların üzerinde. Geçen yıl 50 milyar dolar ödemiştik. Kabaca söylüyorum. Bu yıl 100 milyar doların üzerinde enerjiye sadece bir fatura ödüyoruz. İşte bu bizim cari açığımızı maalesef yükselten bir faktör. Ama zaman içinde bir taraftan yenilenebilir enerjiye ciddi yatırım yapıyoruz.
nükleere yatırım yapıyoruz. Aynı şekilde yeni araştırmalarla doğalgaz başta olmak üzere yeni kaynaklar keşfediyoruz. Orta vadede Türkiye bu enerji meselesini, bu kongrenin de önemli bir unsuru enerji tabii. Enerji konusunda belli bir yere geldiğinde kalıcı bir şekilde cari açığı düşürmüş olacak. Bu da sürdürülebilir büyüme açısından bize çok büyük bir imkan verecek. Zaten yeni ekonomi politikamızın özünde de bu var. Türkiye 50'li yıllardan bu yana, yani çok eskiden bu yana cari açık meselesi olan bir ülke. Ve bizim kalkınma sürecimizin en önemli kısıtlayıcı unsuru bu cari açık meselesi. Cari açığı çözdüğümüz zaman büyümemiz önünde cari açık artık bir kısıt oluşturmamış olacak. Ve çok daha güçlü, sürdürülebilir bir büyüme patikasına Türkiye geçmiş olacak. Bu anlamda son dönemlerde alınan, cesurca alınan kararlar çok çok önemli. Belki geçiş süreci bir takım sıkıntılar doğurabiliyor. Kolay değil yeni bir politikayı uygulamak ama sonuçta hedef cari açığı düşürmek, yatırımla, üretimle, ihracatla, istihdamla büyüyerek ülkeyi daha ileriye taşımak, cari açığı düşürmek ve böylece de enflasyonu daha kalıcı bir şekilde hayatımızdan çıkarmak. İşte asıl politikamızın temelinde bu unsurlar var. Dolayısıyla ihracatta da iyi bir noktaya doğru gittiğimizi söylemek isterim. Değerli arkadaşlar, uzun açılış konuşmaları ve ardından bir uzun sunuş dinliyorsunuz. Sabrınıza sığınarak son birkaç şeyle tamamlayacağım. Şunu da söylemek isterim. Bu salgınla birlikte şunu bütün dünya görmüş oldu. Eski küreselleşme modeli artık çalışmıyor. Eski küreselleşme geride kaldı. Yalnız yeni bir küresel ölçekte yeni bir dayanışma modeline de ihtiyacımız var. Bu da ortaya çıktı. Çünkü tek tek ülkeler ne yaparlarsa yapsınlar, küresel bir salgını çözmeleri mümkün değil. Herkesin sorunu çözülmeden hiç kimsenin sorunu çözülmüş olmuyor. Dolayısıyla yeni bir dayanışma modeline, eski tip küreselleşme değil, yeni bir anlayışla, özellikle bizim medeniyetimizin de çok öne çıkardığı dayanışma kavramıyla birlikte yeni bir küreselleşme modeline de ihtiyaç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye bu salgında bunun çok güzel örneklerini ortaya koydu. İçeriden ne kadar sıkıntılı bir ortam olursa olsun dünyayla dayanışmasını bir an bile geri bırakmadı. Bakın bazı rakamlar söyleyeyim. Şu ana kadar Türkiye 161 ülkeye ve 12 uluslararası örgüte aynı ve nakdi yardım yaptı bu süreçte. Covid sürecinde. Bunun yanı sıra salgına karşı kendi milli yerli aşısını üretti. Kendi milli yerli solunum cihazını üretti ve bunu da dünyayla paylaştı. Bütün dünyaya da aşı milliyetçiliği yapmayın. Afrika başta olmak üzere, yoksul ülkeler başta olmak üzere bu varlıklarınızı paylaşın mesajı verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bunu söyledi. Dolayısıyla bizim mottomuz var biliyorsunuz. Dünya beşten büyüktür diyoruz. Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. İşte aslında bugün pandemi sonrası dünyada bunun önemini daha bir anladık diye inanıyorum ben. Daha adil bir dünya, daha adaletli bir dünya için hep birlikte çalışmamız gerektiğini de bu süreçte anlamış olduk. Yine dünyadaki barışın ve istikrarın da önemini anladık. Maalesef şu anda Rusya-Ukrayna savaşı var. İkisi de bizim komşu ülkelerimiz, çok ciddi bağlarımız olan ülkeler, değerli ülkeler. Bu savaşın da bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Burada da Türkiye insani ve girişimci diplomasi anlamında çok önemli inisiyatifler aldı bu süreçte. Özellikle dünyadaki bu gıda krizinin önüne geçilmesinde de etkili olacak bir anlaşmayı Birleşmiş Milletler'le birlikte gerçekleştirdik. İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye olarak bu anlaşmalar yapıldı ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başladı. Bu da dünyadaki gıda fiyatlarını baskılayan bir unsur oldu. Bu anlamda da çok insani bir görevi Türkiye yerine getirmiş oldu. Şunu söyleyerek tamamlayacağım. Tek tek ülkelerin çabaları önemli. Her ülke tabii ki kendi içinde çabalayacak.
Ama en az bunun kadar önemli olan ülkeler arası işbirliği. İkili veya çok taraflı. İşte bu noktada da Kazakistan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olarak ben bu yeni ortamda çok ciddi potansiyellere sahip olduğuna inanıyorum. Devlet başkanlarımız bir araya geldiğinde 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi koydular ortaya. Geçen yıl 5 milyar doları aştık. İnşallah bu yıl o hedefe biraz daha yaklaşmış oluruz ve kısa vadede bu hedefin artık yetersiz olduğunu, çok daha büyük hedefler konması gerektiğini inşallah hep birlikte görürüz. Turizm hareketlerimiz iyi gidiyor. Karşılıklı yatırımlarımız var. Türkiye'den Kazakistan'a, Kazakistan'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımlar var. Ben inanıyorum ki üçüncü ülkelerde de yine Türk ve Kazak firmalar, şirketler birlikte çalışabilirler. Üniversiteler arası işbirliğinden sivil toplum işbirliklerine, eğitimden sağlığa birçok alanda çok ciddi potansiyellerimiz var. Siyasi irade bu konuda çok net. Sayın Erdoğan ve Sayın Tokayev çok güçlü bir siyasi irade ortaya koymuş durumdalar. Bize düşen bu siyasi iradenin altını doldurmak. İşte bu çalışmalarla, bugünkü kongre, başka vesilelerle inşallah Kazakistan'la Türkiye aralarındaki bu dostluğu çok daha güçlü işbirlikleriyle pekiştirirler. Bunu da temenni ediyorum. Tabii burada uluslararası işbirliği demişken Türk Devletleri Teşkilatı da ayrı bir role ve öneme sahip. Türk Keneşi dediğimiz. Burada Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi, yani Türk konseyi olan örgüt 2011 yılında yeni bir kararla Türk Devletleri Teşkilatı haline dönüştü. Bu da çok önemli bir gelişme. Yeni dönemde bölgesel ve küresel düzeyde işbirlikleri adına önemli bir inisiyatif diye düşünüyorum. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu, Macaristan ve Türkmenistan'ın gözlemci ülke olarak oluşturduğu bu teşkilat, aynı kökten gelen, beslenen bir ulu ağacın dalları gibi birlikteliğin pekişmesine ve uluslararası gücümüzün artmasına da katkı sağlayacaktır. Özellikle teşkilatın Türk Dünyası 2040 vizyonu çok önemli. Bu konuda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitemizin, değerli hocalarımızın da ne kadar katkıda bulunduğunu biliyoruz. Eski başbakanlarımızdan Binali Yıldırım Bey de teşrif edecekler herhalde. Burada aksakallar toplanacak. Bu 2040 vizyonunu tartışacaklar. Türkiye olarak biz 2023'e az kaldı geçiyoruz. 2053 ve 2071 hedeflerimiz var, vizyonumuz var. Burada da 2040 vizyonunu hep birlikte şekillendirmemizin işte bu değişen yeni dünya şartlarında son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ona da katkıda bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Böylece sabrınıza sığınarak uzun bir konuşma yapmış oldum. Faydalı olmasını ümit ediyorum. Başka vesilelerle de sizleri hem burada hem Türkiye'de görmeyi temenni ediyorum. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın bu Türkiye'ye gitmesi, gelmesi çok çok önemli. Hocamıza teşekkür ediyorum. Sayıyı inşallah daha da arttırsın. Bunu temenni ediyorum. Hepinize bu yeni eğitim öğretim yılında da hem akademik idari kadromuza hem öğrencilerimize yeni dönem hayırlı olsun diyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanımızın kendilerini şapan giydirme merasimi için birkaç dakika sahnede kalmalarını istirham ediyoruz. Sayın Bakanımızın yanında sahneye yine hediye töreni için Sayın Profesör Doktor Muhittin Şimşek, Sayın Doktor Caner Temirbekova, Sayın Profesör Doktor Atilla Arkan, Sayın Selim Cerrah, Sayın Doktor Hasan Taşçı, Sayın Profesör Doktor Nevzat Şimşek, Sayın Profesör Doktor Cengiz Tomar, Sayın Doktor Suat Beyluru sahneye davet ediyoruz.
Құрметті Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің жоспар және бюджет комиссиясының төрағасы доктор Жевдет Йылмаз мырза. Сахнада бірнеше минут күтуіңізді сұраймыз. Университетіміздің өзіңізге арналған сый сияпаты бар. Сый сияпаты табыстау үшін сахнаға профессор доктор Мұхиттин Шимшек мырзаны, профессор доктор Жанар Темірбекова ханымды, профессор доктор Женгиз Томар мырзаны, профессор доктор Аттила Аркан мырзаны, профессор доктор Селим Жерра мырзаны, профессор доктор Хасан Паттатша мырзаны, профессор доктор Нерзат Шимшек мырзаны, профессор доктор Суат Бейлюр мырзаны шақырамыз. Эфир 2022 конгрессімізді жабық деп жариялаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.